yerini aldı efendim. Caner Erkin İstanbul'da kaldı. Tecrübeli futbolcu Fatih Karagümrük'le anlaştı bu transfer gelişmesini. E, sizlerle paylaşalım. Hem Fenerbahçe e, taraftarının da çok merak ettiği Caner'in yeni adresi, yeni takımı kim olacak? Hem de futbol severlerin. Caner Erkin İstanbul'da kalacak. E, kulübü de Fatih Karagümrük oldu. Eğer böyle vahim bir disiplin suçu, vahim bir iletişim bozukluğu, vahim bir uyumsuzluk yoktuysa aslında e, teknik anlamda söylüyorum, sportif anlamda söylüyorum. Çünkü Caner hakikaten Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından birisi. Hani ilk 20'de midir, 30'da mıdır bilmem ama geriye dönüp baktığımda ben bundan 10 yıl sonra Allah ömür verir de konuşursak derim ki ya 2000'lerde Caner diye bir adam vardı. Tamam işte sağ dışında problemler yaşadı, yaşattı. Bir Fener'e gitti, bir Beşiktaş'a gitti, Galatasaray'da oynadı falan Caner ha Caner ya süperdi der mesela Murat'la biz böyle e, kahvede şey içiyoruz kahve içiyoruz tavla oynuyoruz bir yanda. Anladın mı? Değil mi konuşuruz yani evet. Caner öyle büyük bir Gökhan Caner Gökhan Gönül gelmiş geçmiş belki de en büyük sabek falan diye konuşuruz bu adamları. Yani ben olsam tutardım ama şartları bilmiyoruz kapalı kapılar ardında tesiste ne yaşanıyor. ben performansı ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bu yeni bir yeni çok... bir ikinci bir geliş çünkü Burada Volkan Demirel e, kararı da bence önemli. Bence ekibinde onu da istemedi. Emre Belezoğlu kararından başla yani, istersen. Yani e, Volkan Demirel de istemedi. Emre Belezoğlu artı Caner. Yani bakıldığı zaman adam e, kafasında bayağı şeyleri kurgulayıp e, yeni bir göreve yani ikinci bir göreve başlangıcında bazı isimlerin üzerinde kafadan e, sildi. E, ve bunlar daha önce çalıştığı isimler insanlar. Açısından, Hepsi daha yani, önce evet, çalıştığı insanlar. insanlar. Yani burada... Caner'in performansı ya da Volkan Demirel'in antrenörlük bilgisi ve kariyeri ile ilgisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben sizinle çalışmayacağım dedi. Yani bu net netti. Caner de aynı şekilde. Ya yani çok kırmızı çizgileri var paraların bakıldığı zaman. Yani adama bazı şeyleri şöyle de olsun ya hocam işte bu takımda kalsın ya bırak biz bu adama böyle yok kardeşim yollayacaksınız deyip yolluyor işte yani bir adam bir maç forma giymeden resmi maçta Kolker gitti mesela şimdi, ve şimdi bu adama imza parası verilmiş, o verilmiş, bu verilmiş. Yani evet. bu, bu paralar bu kadar basit mi? Yani bunlar biz böyle ağzımızla konuşuyoruz, ediyoruz da yani bu kadar basit mi bunları böyle konuşup verilmiş, şey verilmiş. Ne yapalım yani? Ya, Fenerbahçe'nin önceliği şu anda yani, şampiyonluk. O yüzden e, Pereira'ya duyulan güven Pereira çevresinde her, her geçen özetle gün artıyor. eskilerden kimseyi istemedi. Net. Şimdi burada iki tip insan var. Ee, arada da canlılar, arada da türler var. Mesela ben hani sanki teknik adam olsam ikisi de değil de daha arada, arada bir yerde yani. olurdum diye düşünüyorum. Şimdi mesela bir teknik adam tipi var, Lucescu ve Şenol Güneş. Aynı tipteler demiyorum ama onlar daha politikler, daha uzlaşmacı, daha barışçıllar. Mesela Beşiktaş'ta iki çok kıymetli arka arkaya şampiyonluk yaşarken Şenol Güneş aslında yönetimle büyük problemler de yaşıyordu bir yandan. Evet. Biliyoruz, biz bizzat net. biliyoruz, evet. net. Şenol Güneş'ten de biliyoruz, dönemin başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden de biliyoruz, net biliyoruz. Bunları söylediğimizde o zaman beşiktaş düşmanı deniyordu bize. Zaten hepsi ortaya çıktı sonrasında. Yani niye düşmanlık yapalım olanı konuşuyoruz ve zarar vermek değil ki. Hem zaten bundan bir başarı üreten bir adam var, Şenol Güneş. Ya Şenol Güneş uzlaşmacı, futbolcu mu aldı? İstemediği bir futbolcu mu? Mesela ona ön yargılı davranıp kenarda bekletmez Şenol Güneş. Ondan alacağı bir şey varsa sahaya koyar. Benzer bir tavır Lucescu'da da vardı. Fatih Terim'in takımını e, UEFA şampiyonu evet. olmuştu. Arkasından geldi. Hiç kompleks yapmadı. Böyle bir anda devrimler, mevrimler, dörtlüden üçlüye geçmeler falan yapmadı. Rasyonel davrandı. Gidenlerin yerine bir iki dokunuşla mevcut sistemi korumaya çalıştı. Ve süper Anlatabildim fiyat, mi? Ha ben bu doğrudur demiyorum. Ama Pereira'nın Pereira ise daha başka bir adam. Daha Fatih Terim mari bir adam. Yani birebir benzetmelerimi lütfen yanlış algılamayın. Yani diğer tarafta onlar. Hı hı. Fatih Terim de gelir, kendisinden önce alınmışları hani en kısa zamanda veya var olanları hem idari kadroda, teknik kadroda çok nadirdir. Ama mesela yıllarca yardımcılığını yapan Levent Şahin, Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğinde oradaydı. Yani onu orada buldu. Mesela orada bir ön yargı yok. Levent Şahin ne le yıllarca o yolculuğa çıktı Fatih Hoca yanlış hatırlamıyorsam. Levent Şahin federasyondaydı evet. değil mi? Ben evet. Öyle hatırlıyorum. evet evet. Ee, keza Hande Sümertaş uzun yıllar çalıştığı Hande Sümertaş İnsan istemedi işte bunların hiçbirisini yani eski, eski, ha. eskinin hepsinin üzerine çizdi Siz Fatih Hoca'ya da haksızlık etmeyeyim yani gittiği yerde herkesi e, Parayra gibi gönderdi diye bir şeydi ama daha bir e, nasıl diyeyim bıçakla kesip ...devam etme taraftarıdır. Yani yeni bir başlangıç arar Fatih Hoca gibi bir teknik adam da. Bugüne kadar öyle yaptı benim gözlemim. Ee, ama çok da önyargılı değil. Demek o da arada bir yerde. Yani Pereira'nın ben tarzı olduğunu düşünüyorum. Saygı duyulması gereken bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Çok zeki olduğunu düşünüyorum. Ve çok cesur olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Daum. Daum. Çılgındır, dahidir, odur, budur, akıllıdır, işini bilir falan ama... Ee, duracağı bir yer vardır Damu bilirsin ha da o, o, o sınıra girmez dersin. Hani mesela volkanı göndermeye çalışmazdı. Kristof Daamo olsa bence. Volkanla iyi geçinmeye çalışırdı. Evet. O yanlış o doğru anlamında söylemiyorum. Ama şunu net görüyoruz. Pereira vardır bir bildiği dedirtti. Yönetime de dedirtti. Medyaya da de dedirtti. Sosyal medyadaki taraftara da dedirtti. Yavaş yavaş sokaktaki taraftara da dedirtiyor. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler. Sokaktaki konuştuğum Fenerbahçeliler, kendi arkadaş çevremdeki Fenerbahçeliler yavaş yavaş yani ben aslında adamın şampiyon olacağını düşünmüyordum ama ne yaptığını biliyor gibi falan demeye başladılar. 3 e üç, üç tane maç kazandı yani bu tabii ki bir şey sağladı kendisine yani de canlıyasına da. Sadece maçtan ibaret değil. Yani icraatları içinde mi diyorsun? Mesela Güney Koreli stoper. Güney Kore'den stoper alınır mı falan? Yani vardır bir bildiği dedirtti. Bak vardır bir bildiği. Peki vardır bir bildiklerine geri döneceğiz. Fenerbahçe'den, Vitor Pereira'dan bahsedeceğiz. Caner Erkin'in İstanbul'da kalmasını değerlendireceğiz. Milli takımı hemen toparlayalım. E, yarı da bırakmış Keşke olmayalım. Keşke toparlayabilsek. <laughs> Ee, sonrasında devam edelim Fenerbahçe'yle Murat Özbostan e, orta saha ve hücum e, kurgusu e, savunmadan da bahsettik orta sahada Ozan e, milli takıma dahil oldu Hollanda karşısında e, hoca şans verirse forma giyebilir e, yani Kenan o, Karaman, Hakan Çağhan yani Ozan'ın durumunu gitmez, bilmiyoruz oradaki e, şey ben şans vereceğini açıkçası düşünmüyorum daha dün takıma katıldı Dün çalıştı bugün takımla beraber yani Ozan'ın performansı da nasıl Ozan'ın performansı oradaki çalışma şeyi neydi açıkçası bunu bilmiyoruz. Ama şimdi hocanın çok eleştirilen bir durumu da Cebeli Tarık maçında 6-7 oyuncuyu değiştirmesiydi. Yani kimisine göre bu oyuncular ilk maçta Karadağ kadrosuyla neden çıkmadı kimisine göre de hayır doğruyu yaptı bir rotasyona gitti işte Cengiz'i Hakan'ı bazı isimleri değerlendirdi. Pardon dinlendirdi Kenan'ı ama şimdi e, bu sefer yani işte sağda %100 herhalde Cengiz'i oynatacak yani e, solda Kenan'ı oynatacak yani on numara Hakan olur herhalde bunlar tartışmasız Burak geri dönecek e, ya yani en iyi kadromuzda çıkacağız bir kere bu maç yani bir final maçı gibi de adlandırılabilir ama ben bundan sonraki ya bundan sonraki maçların da önemli olduğunu düşünüyorum yani. Güçlü bir takımla oynayacağız. Mağlup olabiliriz. Mağlup olursak çok ses çıkacaktır ki şu an bile çok ses çıkıyor ve ben hem milli takımın hem oyuncuların, hocanın ve oyuncuların üzerine çok büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren süre gelen eleştiri şeyi devam ediyor. O hiç hız kesmedi. Eleştirilmesi de doğal tabii ki ama iş öyle bir boyuta geldi ki yani işte bu niye oynuyor istifa et şunu neden oynattın istifa et bu burada böyle oluyor istifa et yani istifalar çözüm değil zaten hoca başarısız olursa bunun bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yönetim Kurulu verir ama biz şu an yani ben biraz Hollanda maçına bence yoğunlaşmamız lazım ülke olarak da